Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda impostor sendromunu konuşacağız. Bu sendromu konuşmadan önce, hemen başlamadan burayı eğitim salonuna çevirmek istiyorum. Oyun arkadaşım olur musunuz? Katılır mısınız bana? Hadi. Farkındalık güçtür. Şimdi bir kağıt kalem almanızı rica ediyorum. Bir defter. Saatinize 10 dakikaya kurun lütfen. Ve 10 dakika içerisinde yaşınız kaç olursa olsun yaşamınızdaki başarılarınızı listelemenizi rica edeceğim. Başardım dediğiniz neler yaşadınız bunları listeleyin lütfen. 10 dakikanız dolduktan sonra kağıdınızı kaleminizi yanınıza alın ve videoyu öyle devam ettirin. Öyle izleyin. Tamam mı? Hadi şimdi gidin. Evet şimdi listeyi yaptınız ve geldiniz diye düşünüyorum. Şimdi başlayalım. Impostor sendromu. Sahtekarlık sendromu, kimlik hırsızlığı da diye bilinen bir psikolojik fenomen aslında. 1978 yılında ilk araştırmaları yapılmış, daha çok kadınların yaşadığı bir sendrom olarak ele alınmış. Yıllar geçtikçe de cinsiyet bağımsız insanların bu fenomeni yaşadığını, bu sendromu yaşadığını bulgulamış araştırmacılar. Nedir bu? İnsanların başarılarını, yetkinliklerini, olduğu konumu bir türlü yeterli görmeyip bunun sahte bir kimlik olduğunu düşünüp bir gün ortaya çıkacağından şüphe duymasını ifade eden bir psikolojik olay impostor sendromu. Yani bir türlü başarıyorum ama ben bunu hak etmiyordum, buna layık değilim diye düşünüyorum. Bir de Allah'ım bu sahte bir şey aslında, ben bu kadar başarılı, yetkin, uzman falan biri değilim. Ya bir gün bu ortaya çıkarsa diye de bir kaygım oluşuyor, ansiyetem gelişiyor. Çok temel olarak bunu söyleyebilirim. Yapılan araştırmalarda 2007 araştırması okudum. İnsanların %70'inin hayatında bir kez de olsa impostor sendromu yaşadığını söylüyor. Dolayısıyla aslında çok spektrum gibi azdan çoğa doğru hepimizin yaşadığı bir şey olabilir bu. Bir türlü başarsak da ne elde edersek edelim bir türlü yeterli olmadığımızı düşünebiliriz. Kaldı ki burada toplumsal bir gözlemim var benim. Eğer bizim gibi toplumlarda övgü, takdir, ailede en çok verilmesi gereken övgü, takdiri aileden almamışsak, erken çocukluk dönemi dediğimiz dönemde ebeveynlerimizden aldığımız mesajları içselleştiririz biliyorsunuz. O mesajlar biraz hasarlıysa çok daha kolaylıkla impostor sendromu yaşayabiliriz. Örneğin baban anan ne ki sen ne olacaksın? Senin ne zaman bir ayağın düz basacak? Sen ne zaman bir dikiş tutturacaksın? Senden adam olmaz, armut dibine düşer. Gibi yani bunun gibi mesajlar aldıysanız yeterliliğinizi bir türlü gösteremeyip ebeveynlerinize bu onayı alamadıysanız övgü takdiri daha çok beklemenize rağmen alamadıysanız ebeveynlerinizden ya da kapalı kapılar arkasında verildiyse mesela yani o kadarını biliyordur şüphesiz ama rahmetli benim babam da öyleydi. Yani ben etraftaki insanlardan duyardım. İki kızız biz. Ya öyle mi dedi bizim için? Demek öyle gurur duydu ha? Falan derdik. Yani ve çalışkanlığınız onay gördüyse, aylaklık hiç onay görmediyse, bu aylaklık tembellik gibi bir şey değil. Yani insan her zaman çalışamaz değil mi? Çalışkan olduğunda onay göremez yani. Aylaklık bir haktır. O yüzden bunun tam tersi mesajlarla büyüdüyseniz tabii ki impostor sendromu yaşamanız, yetersizliğe düşmeniz, bir türlü kendinizi yeterli görmeyişiniz çok çok mümkün. Ama tabii biliyorsunuz artık bu kanalı takip ettiğinize göre biz erişkinlerin her zaman o çocukluk yazgısını değiştirebileceğini düşünen, buna inanan, bu ekollerle de çalışan bir uzmanım ben. Yapabiliriz bunu. Impostor sendromu yaşadığınızın 6 tane temel kanıtı var. 1. Bir işe başlarken hazırlıklarınızı bir türlü yeterli görmüyorsunuz. 2. Başarılarınızı koşullara, tesadüflere, şansa, kadere bağlıyorsunuz. 3. Hep daha fazla çalışıp temel ihtiyaçlarınızı erteliyorsanız.
4. Ne yapsanız da kendinizi bir türlü yeterli hissetmiyorsanız. 5. Neden ben başarılı olduğumda başkaları başarılı olmadı diye kendinizden şüphe ediyorsanız, yani özbenlik algınız düşükse. 6. Son olarak hak ettiğinizden daha fazla övgü aldığınızı düşünüp bunun gerçek olmadığını zannedip bu gerçeğin bir gün ortaya çıkmasından korkuyorsanız impostor sendromuna yakalanmış olma ihtimaliniz çok çok yüksek. Pratik önerileri çok seviyorum biliyorsunuz. Ben bu kanalda da ona muhtemelen yer veriyorum hemen hemen her videoda. Kendimce Selmince bir reçete yazdım. Imposter sendromunun panzehirlerini söylemek istiyorum 10 tane maddede. 1. Kontrolünüzde olmayan başarısızlıklar için kendinize yüklenmeyin dedim. Başkalarına gösterdiğiniz insafı kendinize de gösterin, öz şefkat pratikleri yapın. 2. Her hata ve yanlış yaptığınız şeyi başarısızlık olarak kodlamayın. Yani dünyanın realitesinden uzaklaşmış oluruz. Kusurlu olduğumuzu hepimiz biliyoruz. 3. Benim yapabileceğim ama yapmadığım bir şey var mıydı diye sorun kendinize. Muhtemelen hayır cevabını alacaksınız ve kuvvetleneceksiniz orada. Çünkü zaten yapabileceğiniz her şeyi yapmışsınızdır, ortaya koymuşsunuzdur. 4. Başarılarınızı hazmetmek için başarı tefekkürü anları oluşturun dedim. Uydurdum bunu. Başarı tefekkürü. Ne demek? Bunu hayatınız boyunca yapmayabilirsiniz ama zihinsel bir jimnastik olarak mesela bir ay yapın. Günlük ya da haftalık olarak ben bugün neleri başardım, bu hafta neleri başardım diye yazın lütfen. Bunu bir alışkanlık haline getirdiğinizi göreceksiniz. Başka ne dedim? 5. Imposter sendromuna düştüğünüzü fark edin. Ben imposter sendromuna düştüm şu anda deyin. Bunu fark etmek bile dönüşüm için yeterli bir başlangıç olabilir. Bilinçli ve uyanık olmaktan, mindful olmaktan bahsediyorum aslında. 6. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Bu yaşam herkesin kendi yolunda yürüdüğü bir yaşam. Bu bize iyi gelmiyor. 7. Sosyal olarak değerinizi görün dedim. Lütfen yakın çevrenize, ailenize, ben hayatta neleri başarıyorum, ben de neleri başarılı olarak görüyorsun, bunu bana söyler misiniz? Değil lütfen ve diğerlerinden takdir alın. Böylelikle yansımanızı göreceksiniz ve kuvvetleneceksiniz. 8. Kendinizi nasıl tanımladığınıza bakın. Yani ben kimim sorusuna, ben neler yaptım hayatım boyunca gibi sorulara genelde hatalarınızdan, başarısızlıklarınızdan, kusurlarınızdan bahsediyorsanız lütfen onları güçlü alanlarınızı söylemek yönünde değiştirin. Anlatabiliyor muyum? Yani bizim onları daha fazla artırmaya ihtiyacımız var. 9. Aylaklık günleri planlayın dedim. Benim ajandamda var bu. Çünkü ben hep çalışkan oğul evladım mesajıyla büyütüldüğüm için hali hazırda da çalışkanlığı değer görürüm. Tabii ki tembellik değil buradaki şey. Biraz önce söylediğim gibi. Dolayısıyla kendinize böyle aylaklık zamanları yaratın dedim. 10. Tesadüf değildi. Hak ettim cümlesini. Bold, italik, 54 punto yazın bir yere asın. Daha önemlisi zihninize yazın lütfen. Çünkü hak ettiğiniz değeri önce siz kendinize verirseniz impostor sendromuna yakalanma ihtimaliniz de azalmış olur. Son olarak şimdi bu videoyu kapatın. O defteri tekrar yanınıza alın. Hayatınızı bir çizgi gibi çizin. 5 yıllık ya da 10 yıllık periyotlara bölün lütfen. Şimdi 10 dakika içerisindeki başarılarınızı listeleyin. Başarı kavramlarınıza mutlaka bakın. Bu başarılar sizin birine hayır dediğiniz anlar da olabilir. Ya da hayata evet dediğiniz anlar da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Kendinizi güçlü hissettiğiniz, muktedir bu hayatta hissettiğiniz, mutlu hissettiğiniz anları da başarı kavramlarınıza alın lütfen ve oradaki listeye bakın. Önce yaptığınızı ve sonra yaptığınızı karşılaştırın. Güç bulacaksınız. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok merak ediyorum. Çok teşekkür ederim.